Canım ailem, eğer buradan çıkamazsak bilmenizi istiyorum ki ben sizi hep çok sevdim. Siz benim dünyada en değer verdiğim insanlarsınız canım ailem. Ben de seni çok sevdim Kemal. Seni çok sevdim. Çok aşığım sana. Hayır durun. Burada ölmeyeceğiz. Buradan kurtulacağız. Oğlum, buradan sizi ben de kurtarmak isterdim ama sanırım sonumuz geldi. Buradan bizi kurtarabilecek hiçbir güç kalmadı. Hayır, bence Kerem amcam bizi kurtarmaya gelecek. Saçmalama oğlum. Kerem amcan artık bize düşman. Aynen öyle. O bizi buradan kurtarmaz. Bizi burada öldürür. İşte bir tapınak şövalyesi geldi. Sanırım buraya kadarmış ailem. İşimiz bitti. Hayır hayır, böyle bitemez. Ne demeye çalışıyor bu? Hiçbir şey anlamıyorum. İşte bu da sonuncusu. Kalbim. İşte bu kadar. İşi bitti bunun da. Abi. Olamaz. Sonumuz Kerem'in elinden olacakmış. Şövalyenin değil. Hayır baba, görürsün. Kerem amca bence bizi kurtaracak. Hayır, Kerem artık bizim düşmanımız. Bizi kurtarmaz. Bitti artık abi. Sizi kurtarmaya geldim. Ne yapacaksın? Bizi kurtarıp sonra da hapse mi atacaksın he? Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Anladım. O zaman bizi kurtarıp canlı canlı lavda yakacaksın değil mi? Hayır, öyle bir şey de yapmayacağım. O zaman bizi kurtaracaksın. Sonra da uçurumun kenarından aşağı iteceksin bizi değil mi? Sonra da aşağı uçuşumuzu izleyeceksin. Hayır hayır, bunların hiçbirini yapmayacağım. O zaman daha acımasızca bir şey yapacaksın. Bizi bir adanın ortasında ölüme terk edip gideceksin değil mi? Hayır, saçmalıyorsunuz. Hayır. Tamam tamam, adanın ortasına koymayacaksın. Direkt okyanusun ortasına bırakıp boğulmamızı izleyeceksin değil mi pis cani? Yeter be abi, ben buraya sizi kurtarmaya geldim. Öldürmeye değil, manyak mısınız siz be? Sen benim abimsin, ben sana nasıl zarar vereyim? Hadi oradan çakal, sen bana ateş etmedin mi? Ettim de vurmadım, istesem vururdum. Allah Allah ya. Ayrıca sen benim yüzümü lava sokmadın mı pis cani? Soktum da sana ders olsun diye. Öldürmedim yani. Allah Allah ya. Sen bizim suçlu olduğumuzu düşünmüyor muydun Kerem? Neden şimdi bizi kurtarıyorsun he? Çünkü artık suçlu olmadığınızı biliyorum. Sizi o anda evde olduğunuzu, üzerinize suç atıldığını öğrendim. Aslında her şeyi Kerem abimin ikiz kardeşi yapmış. Buymuş yani olay. İyi, sonunda akıllanmışsın. Aferin aferin. Gevezelik etmeyi bırak da seni kurtarayım. Yoksa orada kalırsın. Tamam tamam Kerem amca, merak etme. Babam şaka yaptı sana. Of baba, sus da kurtulalım ya. İyi be iyi, hadi kurtar bizi de gidelim buradan. Hadi yürüyün bakalım. Bir an önce çıkalım buradan. Evet evet, nefret ettim ben de buradan. Bir an önce gidelim. Şehri çok özlemişim vallahi. Kokusunu bile özlemişim. Ya ne demezsin. Allah Allah ya. Aslında seni şehre almamam gerekiyordu yani. Hata ettim. Allah Allah. Niyeymiş o? He? Sonuçta sen bana kötülükler yaptın yani. Hala daha bunların acısını çıkartmadım senden. Allah Allah. Sen bana haksızlık etmedin mi? Ben suçsuzdum. Sen beni hapse atmaya çalıştın. Ben seni hapse atmaya çalıştım diye senin benim kafamı lavlara sokmam mı gerekiyordu? He? Of yeter be Kerem, yeter, bıktım. Yetti Kerem be, yetti. Gidiyorum ben evime. Özür dileyeceğini hala laf ediyor ya. Ben özür diledim de sen özür dilemedin. Haberin yok. Allah Allah ya. Ben senin hayatını kurtardım. Daha ne özür dileyeyim? Of ya of. Abim beni sevmiyor galiba. İşte buradasın. Bu sesi hatırlıyorum. Olamaz, sen de nereden çıktın? Ben hepinizi öldürmüştüm. Evet, tüm kardeşlerimi öldürmüşsün. Ama beni unutmuşsun seni şapşal. Bütün kardeşlerimin, bütün dostlarımın intikamını almaya geldim senden. Bak, senin arkadaşların bizi öldürmeye çalışıyordu. Anladın mı? Oradan gitmemiz gerekiyordu. Abimi ve ailesini tutsak aldınız. Beni de öldürmeye çalışsaydınız. Ne yapsaydım? Allah Allah.
Siz beni öldürmeye çalışırken ben size öpücük mü atsaydım kardeşim? Ne yapsaydım? O tapınağa giren bir daha çıkamaz. Sen çıktın ama yine de öleceksin. Hayır hayır, ne yapacağım ben? Abim nerede? Ah Kemal abi, nereye gittin? Artık seni kimse kurtaramaz. Gel buraya. Hayır, olamaz, geliyor. Of, bu iş böyle olmayacak. En iyisi ben gidip Kerem'den özür dileyim. Kardeşim sonuçta benim hayatımı kurtardı. Özür dilemem lazım. He? Hayır, o da ne öyle? Kerem mi o? Kerem kardeşim. Kerem kardeşim, kim yaptı bunu sana? Ne oldu sana böyle? 2 dakika yalnız bıraktık. Adamı kılıçtan geçirmişler. Abi, Sen yaptı. Söyle kardeşim, söyle. Seni hiç burada bırakmamalıydım. Senden çok özür dilerim. Sen benim hayatımı kurtardın ama ben ise geç kaldım. Seni kurtaramadım. Abi, önemli değil. Özrün kabul edildi. Tamam kardeşim, söyle hadi. Söyle, kim yaptı bunu sana? Kim yaptı kardeşim? Canım kardeşim benim. Abi, şey yaptı. Şey var ya şey. Ney var ya Kerem? Ney? Ne diyorsun? Adam akıllı söyle şunu hadi. Abi, o tapınak vardı ya, tapınak. Evet, o tapınak vardı. Başka? O tapınak. O tapınak var ya. Tamam kardeşim, tapınağı anladık. Devamını getirsene. Allah Allah. Şimdi kılıcı bastıracağım, öldüreceğim seni. Abi, o tapınak var ya. O tapınak. Ya Kerem, söylesene artık. Ay, bana bir şeyler oluyor. Allah, gitti adam, gitti. Ambulans yok mu? Ambulans! Ama bu iş burada kalmayacak. Bunun kimin yaptığını bulacağım kardeşim. Merak etme sen. Sen iyileş yeter ki. Sana bunu kim yaptı? Bulacağım ben. Evet, bugün Kerem'e bunu kimin yaptığını birlikte bulacağız arkadaşlar. Burada şüphelilerimiz var. Bu şüphelilerden birisi yaptı. Biliyorum. Onu korkunç, aç, insan yiyen köpek balığının yanına yollayacağım. Ama önce bu kimin yaptığını bulmamız lazım. Kimin yaptığını bulmama yardım etmek istiyorsanız hemen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne olursunuz abone olup like atın. Yani olan benim kardeşim oldu. Ben kardeşimi çok seviyorum. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Hemen abone olun. Şimdi şüphelilerimize bakalım. Benim kötü ikizim var. Kerem'in de kötü ikizi var. Kezban var. Ali'nin sevimli sevgilisi var. Aslı polis var. Kendisi Kerem'in eşi. Ve bir de bir tapınak şövalyesi var. Hepsi öldü sanıyordum ama yaşıyormuş. Ulan kötü ikiz, bunları sen yaptın değil mi? Zaten her şeyin suçlusu sensin. Hırsızlık yapıp benim üstüme attın. Kerem'le aramı bozdun. Her şeyin suçlusu sensin. Şimdi her şey ortaya çıktı diye sen de Kerem'e saldırdın değil mi? Hayır, saçmalama gerizekalı. Ben hapisteydim. Nasıl yapabilirim böyle bir şeyi? Hapiste yatıyordum ben. Evet doğru. Hapiste yatıyordun. Ama yani evet doğru. Yapamazsın. Ya akıllım. Allah Allah ya. Her neyse, buradan doğru hapse geri dönüyorsun. Eşek sıpası seni. O zaman sen yaptın. Sen de Kerem'in kötü ikizisin. Kerem'den nefret ediyorsun. Onun hayatını çalmak istiyorsun. Kesin sen yaptın. Kerem'i öldürdün. Hayır seni şapşal. Ben yapmadım. Ben olsaydım kılıç kullanmazdım. Testereyle öldürürdüm Kerem'i. Allah Allah. Bak sen. Aynen öyle. Ve işimi yarım bırakmazdım. Direkt öldürürdüm onu. Anladım. Sen yapmamışsın. Ama yine de seni köpek balığına yem etme vaktim gelmiş. Bunca şeyi anlatıyorsan kesin planlıyorsundur yani yapmayı. Yok dur, atma beni. Ne olursun atma. Hadi oradan. Defol git buradan. Allah Allah ya, gelmiş kardeşimi öldürme planlarını anlatıyor bana. Atarım tabii. Köpek balığına afiyet olsun. Neyse, gerçek katili bulalım şimdi. Kezban Hanım. Ya kardeşim, beni buraya niye getirdiniz? Ben ineklerimi sayıyordum. Fıt süt veriyorlardı. Ya Kezban Hanım, abimi birisi kılıçladı yani. Bıçaklamadı da kılıçladı. Ya bu devirde kılıç ne arıyor? Allah Allah. Ayrıca ben Kerem komiseri çok seviyordum. Hırkızlar benim tavuklarımı çalıyordu. Kerem komiser geri getiriyordu. Evet doğru. Siz zaten iyi bir insansınız. Siz yapmamışsınızdır. Evet. Yani Kemal Bey, ne olursunuz? Ben tarlama geri dönüyorum. Tamam hanımefendi. Soruşturma bitince dönebilirsiniz. Allah Allah ya. Evet Bahar. Sen Ali'nin sevgilisisin diye senden şüphelenmeyeceğimizi mi sandın he? Hayır, öyle bir şey sanmadım. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki.
Allah Allah. O zaman olay saatinde ne yapıyordun söyle bakalım. Olay saati mi? Ben olay saatini bile bilmiyorum. Ben niye buradayım? Onundan bile haberim yok. Ne işim var benim burada? Yani biz Ali ile romantik bir yemeğe çıkmıştık. Siz de beni alıp buraya getirdiniz. Allah Allah. Galiba gerçekten bu kız bir şey yapmamış. Yani çok masum duruyor. Zaten çok da sevimli bir kız. Ayrıca Kerem'e niye zarar versin ki bu? Bu kız bizim düşmanımız bile değil. İyi bir insan bu yani. Allah Allah. Neyse, bir karışıklık olmuş. Gidebilirsin. Ay tamam, teşekkür ederim. Bir daha olmasın lütfen. Allah Allah ya. Şuna bak ya, bile trip atıyor. Neyse, aslı polis. Kerem benimle barıştı ve benim hayatımı kurtardığı için onunla küstün değil mi? Evet, küstüm. Ama ben Kerem'e asla böyle bir şey yapmam. O benim aşkım. Ben onu çok seviyorum. Peki sence kim yaptı bunu Aslı? Kim yaptı benim bunu kardeşime? Kerem sizi kurtarmaya gelmişti tapınağa. Oradakiler ona sinirlenmiş olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani sen. Siz hepiniz ölmüştünüz. Sen kalmışsın. Evet, aynen öyle. Ve abinden intikamımı aldım. Demek öyle. Demek intikamını aldın. Şimdi de ben intikamımı alacağım ama. Köpek balığının miliste girmeye hazır mısın? He? Dur, hayır. Olamaz. Hayır. Alsana, defol git. İşte abimin intikamını aldım. Bu kadarmış. Son tapınak şövalyesini de köpek balığının midesine yollamış olduk. Arkadaşlar, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izleyen herkes yorumlara yazsın. Videoyu sonuna kadar izleyenlere belki bir sürprizim olabilir. Sizi tebrik ederim. Yorumlara yazmayı unutmayın sonuna kadar izlediğinizi. Ve destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.